Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle elimde nar çiçeği güzel bir tülbentim var. Şöyle birebir aynı renkte olan Leylak marka nar çiçeği ipim ve 22 numarada tığım var. Evet, dediğim gibi nar çiçeği rengi tülbente sizler için nar çiçeği tığ oyası hazırladım. Modelim de şu şekilde arkadaşlar. Evet, modelim bu şekilde, bakın. Şöyle çok güzel zarif arasının arasında nar çiçeğimiz, şu dalların yuvasını göstereyim ve tepesinde de kirpikli trabzanı olan, şöyle çok hoş duran, yapımı bir o kadar da kolay olan 3 boyutlu bir model hazırladım sizlere, bakın arkadaşlar. Çok zarif, çok güzel. Şimdi bu modelin sizlere nasıl yapıldığını tarif edeceğim ve modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle tülbentimizin kenarını tığlama işlemini yapıp hemen modelimize başlıyoruz. Bakın, 3'er tane ara suyu koydum. Bu nar çiçeğimizin arasına ve 3'er tane koyduğumuza göre nar çiçeğimizin dalını yaparak başlayacağız. İlk başlarken aynen bu şekilde başlanacak arkadaşlar. Tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 5 zincir çekiyorum. Şöyle tığ battının üzerine 5 tane zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine şöyle 2 Allah'ım sen bana yardım edeceğim. Yine bıraktım beni başıma. Evet, şöyle 3'er tane ara suyu bırakıp nar çiçeklerimizin arasında, şimdi 3 tane olduğuna göre nar çiçeğimizin dallarını yaparak başlıyoruz. Evet, arka tarafı unutalım, ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın, şöyle tığ battının içine girip sık iğne ile ipimi sabitledim. Siz de herhangi bir tığ battının içine girip sık iğne ile ipinizi sabitleyip üzerine 5 zincir. Şöyle 2 defa tığımı doladım. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battıma şöyle 2 alarak bir tane trabzan yaptım. 2 zincir, 2 defa tığı doladım. Hemen yanındaki tığ battıma giriyorum. Şöyle 2 alarak bir tane 2 zincirden oluşan yuva hazırladım. Yine 2 zincir, 2 defa tığı doladım. Tığ battımın içine, bakın burası tığ battım. Bu dallarım için yuva olacak. 2 ve 2. 2 zincir, 2 defa tığı doladım ve şöyle 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzanımı hazırladım. 1-2 zincir, 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım bu şekilde. Toplamda 5 tane ikişer zincirli yuva hazırlayacağız. Bu 5'inci. 5'ini de aynı tığ battının içerisine yapıyorum. 2 ve 2. Bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikişer zincirden oluşan yuvalarımız hazır ve kenarına yine 5 zincir çekiyorum. Bir tane bırakıp ikincinin içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle bakın, bir ikişer zincir aralıklı yuvalarımız oldu. 5 zincir. Şimdi ara suyun yapımına başlayacağız. 5 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Bir tane bırakıp ikinci tığ battıma giriyorum. 2 olarak aldım. 5 zincir. Aynı tığ battıya yine yuva ediniyorum. Tığ battılarımız yuvamız. Şöyle bakın, bir V şeklinden oluşan yuva oldu. 5 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Aynı tığ battıya girip şöyle 2 alarak bir trabzan daha yaptım. Böyle V bir görünümü oldu arkadaşlar, bakın. Ve 5 zincir çekiyorum. Şöyle tersini çevirdim. Bu yapmış olduğumuz yuvanın içine bakın, tam ortasından geçip 5 zincirimi buraya kapattım. 5 zincir çekiyorum. Şöyle düz tarafına döndüm. Bu 5 zincirli yuvaya da 5 tane kirpik yapacağız. Şimdi giriyorum. Kapattım. Tekrar 5 zincir. Aynı yuvaya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3. kirpik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4. kirpiğimiz. Ve 5 zincir. Şöyle bakın, buraya 5 zincirin üzerine 5 tane kirpikten oluşan yuva hazırladık. Bu 5.'yi de kapatıp sık iğne ile buraya sabitledim. Tamamlamış olduk. 5 zincir. Bunu yine bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın şöyle bir yaptığımız işleme bakalım arkadaşlar. Şöyle yaptığımız yuvamız bu şekilde. Şimdi bundan araya 3 tane koyacağız. Bir tane daha yapalım bu yeşil çimenden. Şöyle 5 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Bir tane bırakıp ikincisine trabzan yapıyoruz. 2 2 ve 2. 3 seferde. Şimdi 5 zincir. Tığ battığının içine giriyorum. Sık iğne ile bu şekilde buraya sabitledim. 5 zincir. İlkini sık iğneye sabitleyerek yapıyoruz. İkincisini sadece trabzan yapıyoruz. Bakın. 2 defa doladım. Şöyle 2 2 2 alarak trabzan yaptım. Şöyle hafif bakın meyilli, şöyle V şeklinde bir yuva olacak. Bu güzel bir dokunuş, güzel bir görünüş oluyor. Bakın şöyle iğne oyasında olduğu gibi V'li duruş oluyor. Yine 5 zincirimi çekip yine döndüm ters tarafına. Bu 5 zincirin dibine, bakın o trabzanın dibine ara noktasından kapatıyorum ve 5 zincir. Çevirdim düz tarafına. Şimdi buraya 5 zincirden 5 tane kirpik yapacağız. Bu 5 zincirli yuvamızın içine. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapattım buraya. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar 5 zincir. Evet, bakın 5 zincirden 5 tane bu şekilde kirpikleri oluşturacağız. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battıma girip şöyle sık iğne ile buraya sabitliyorum. Evet. Bakın bu şekilde ikinci ara suyumuzu da yaptık. Şöyle güzel bir duruşu oldu. Bir tane daha yapalım isterseniz. 5 zincir. 2 defa tığımı doluyorum. Bir tane bırakıp ikinci tığ battıya şöyle 2 alarak bir trabzan yaptım. Ve 5 zincir. 5 zincirimi buraya tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum ve 5 zincir. 2 defa doluyorum. Bakın ikincisini trabzan yapacağız. Aynı yuvayı şöyle 2 ve 2. Bakın bunları da 3'er zincirli tığ battılar hazırlarsanız bu modele daha uygun olur. Benim daha önce hazır bunlar vardı, 2 zincirli. 2, 3, 4, 5 zincir. Çevirdim arkadaşlar şöyle. Ve buraya 5 zincirli noktaya sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. çeviriyorum düz tarafına, kapattım buraya, yine 5 zincir. Evet, 1 2 3 4 5 kapatıyorum, 1 2 3 5 zincir, şöyle 1 2 3 4 5 zincir. 5. kirpiği de kapatarak şöyle bakın işlemimizi tamamlıyoruz. 5 zincir. Şöyle zincirimizi de sıkı sıkı çekelim arkadaşlar. Kalıp gibi dursun. Bir tane bırakıp şöyle ikincinin içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Yine 5 zincir çekerek bu şekilde devam edilecek arkadaşlar, ama biz şimdi nar çiçeğimizin yapılışına geçeceğimiz için bize zaten bir tane bile yeterli, ama 3 tane yaptık. Bakın bu şekilde. Şöyle. Bunları ütüleyebilirsiniz ilk önce, nar çiçeğini yapmadan önce. Daha rahat olur arkadaşlar. Kalıp gibi arka tarafından çimeninizi ütüleyin. Sonra bu nar çiçeğinin yapılışına geçelim. Evet, yuvalarımızın içine girerek nar çiçeğimizi yapacağız. Şöyle bir zincir çekerek, bakın sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Hafif ipimi uzattım. Bakın şu fıstığımızın boyutu bu şekilde olacak. Bir defa tığımı doladım. 2 zincirli yuvaya girip ilmek çıkardım. 2. Bir defa doladım. Şöyle 3. Bakın yukarıya doğru çekelim öbürlerin hizasına. 4. 5. Ve 6. Evet, 6 tane bu şekilde ilmeğimizi topladık ve arasından geçip sık iğne ile buraya sabitledik, bir tane fıstık yaptık. Şimdi bir zincirimi çektim, bir defa tığımı doladım, hemen sıradaki yuvanın içine girip ilmek topladım. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 tane ilmeği topladım. Bakın bu şekilde arasından geçip kapattım fıstığımı. Bir tane de geçiş zinciri çekiyorum. Yine bir defa doladım. Hemen sıradaki yuvaya 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, bu şekilde 6 tane ilmeği toplayıp şöyle arasından geçirip başa kadar çıktım ve bu şekilde sık iğne ile birleştirdim. Yine arasına bir zincir çekiyorum, bir defa tığımı doluyorum, diğer yuvanın içine bu şekilde yine 6 tane ilmek toplayacağım. 1 oldu, 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 tane ilmeği toplayıp hepsini birden buraya bakın bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir. Evet. Bakın toplamda 5 tane bu şekilde fıstık toplayacağız taban kısmına. Yine bir defa doluyorum. Bir zincirimin üzerine ilmek çıkarıyorum 2 zincirli yuvadan. Bir defa doladım. 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 tane ilmeği toplayıp hepsini birden bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Yine araya bir tane zincir çektim. İpimi bıraktım. Bakın bu ilk fıstığımı kapattığım, birleştirdiğim nokta var ya, sık iğne. Onun içinden bu şekilde tığımı geçirip şöyle ilmeği de tutup bakın şöyle çözünürlü gitmesin, bakın bu aradan birleştiriyorum fıstıklarımı, 3 boyutlu gibi hale getiriyorum. Bakın bu şekilde şöyle bir boru gibi oluştu. Şimdi buralara ben 3 zincirimi çekiyorum, kirpikli trabzan yapımına başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Bu bir zincirle geçiş köprüsü olarak kullandığımız yer var ya, oranın içine girdim. Bakın şu yuvanın içine şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım. Üzerine 4 zincir. Trabzanımı aralayıp kirpik yapacağım. Evet, sık iğne ile sabitliyorum. Hiç zincir çekmiyorum trabzanlarımın arasında. Her yuvama 3 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapıyorum. Bakın 2 2. Fazla büyük olsun diyorsanız 3 defada da çekebilirsiniz trabzanlarınızı. Şöyle bakın kapattım bu şekilde. Yine bir defa doluyorum. Aynı yuvanın içine bakın bu şekilde 3 tane trabzan yapacağız. Şöyle 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Buraya kapattım. Hemen sabitledim. Evet, bakın bu şekilde yuvanın içine 3 kirpikli trabzan. Yine bir defa doluyorum. Bakın bu bir zincirle fıstıklarımızın arasına geçiş yapmıştık. Orası bizim yuvamız olacak. Şöyle aradan geçiyorum. Bakın şöyle 2 ve 2. Aynı şekilde bakın burada yaptığımız işlemi buradaki yuvanın içine de yapacağız. Şimdi 4 zincirimi çekiyorum. Ve sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bir defa doladım. Hemen aynı bu bir zincirli yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2 alarak trabzan yapıyorum. 4 zincir. Trabzanın arasına girip kapattım. Bir zincir ve aynı yuvanın içine giriyorum. Ve 2, 2 alarak bu şekilde tüm bu fıstıkların etrafını, yani 5 tane yuva var. 5'ine de 3'er kirpikli trabzanlar yapacağız. Şöyle vakit fazla oldu arkadaşlar. Aynı işlem. Onlara da her yuvanın bu birer zincirli yuvaların içine bu 3'er kirpikli trabzanlardan doldurup geliyorum. Evet, şimdi geldik son yuvaya. Şöyle bir defa tığımı doluyorum. Bakın bu birleştirme noktası, bir zincirle birleştirdiğimiz yer var. Orasına şöyle 2-2 alarak direkt trabzanımı yaptım ve 4 zincir. Kirpiğini yapıyorum trabzanın. Bir defa doladım. Son yuvamıza da 3 tane bu şekilde kirpikli trabzanı yaptık. 4 zincirimi ikinci kirpik olarak kapattım. Bir defa doladım. Şöyle sonuncu trabzanımı, 3. trabzanımı da 2 2 alarak bu şekilde trabzanı üzerine 4 zincir. Hemen buraya sık iğne ile sabit. Evet, bakın arka kısmı da bu şekilde oluyor. Şu ilk yaptığımız yer var ya, trabzan. Bakın buradaki 3 zincirle yaptığımız bu 4 zincirli kirpiği kapattığımız yuvadan şöyle bir tane ilmek alıp buraya bir tane sahte sık iğne yapıyorum. Birleştirmek için, ince zarif durduğu için normal sık iğne de yapabilirsiniz zorlanıyorsanız. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Hemen ipimi koparıp işlemimi bitiriyorum. Bu iplerimi de yakacağım. Bakın yaptığımız işimiz bu şekilde oluyor. Sert ve kalıp gibi yaptığımızdan şöyle kolalı gibi duruyor. Hemen şu ipleri yakıp geleyim. Güzel temiz bir şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle ipimi temizledim. Sizle yapmış olduğumuz 3 tane ara suyumuz ve bu da nar çiçeğimiz. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor. İlk önce dediğim gibi bu çimenini ütülerseniz daha güzel böyle. Kolay, bunu kalıp gibi duruyor. Bakın fıstıklarını eğer daha bile büyük yapmak istiyorsanız 7 veya 8 tane de dolayabilirsiniz. Tercih her zamanki gibi size ait. Şimdi arkadaşlar böyle rengarenk nar çiçeği yaptım. Tek renk de yapabilirsiniz. Eğer illa ki ben bunu böyle hani kolalayıp da kullanacağım da diyorsanız, bu jelatinler var. Kesme, bir parça kesip suda şöyle elinizle değdirebilirsiniz ama bakın sizce gerek var mı? Kolalı gibi, şöyle kalıp gibi fıstıklar dolgulu olduğu için, bu da trabzan kirpikli olduğu için bu şekilde duruyor. Bunu ütülemenize gerek yok arkadaşlar. Ütülemeyin. Ütülemeden bu şekilde kullanın. İlk önce bu yeşili ütüleyip sonra da bu nar çiçeklerimizi yapın. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Sizler de emeklerim için Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Videolarımın devamının gelmesi sizlerin beğeni ve yorumlarınıza bağlı. O yüzden beğeni ve yorumlarınızda desteklerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Şöyle modelimin de sallantılı hali bu şekilde arkadaşlar. Evet, duruş hali bu şekilde. Şöyle yakın plandan da tutuyorum. Şöyle. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.